Bugün Kirli Koyun'a gidecektik ancak evdeki bazı şeyleri unuttuğumuz için suyu tekrar geri döndük. Sonra da haritadan Göcek'te bir yer beğenelim, farklı bir yere gidelim dedik. Ayten Koyun'a geldik. Ayten Koyun hemen şu yatlarla bu yatların arasındaki şuradaki bir koy, küçük bir koy. Çok kalabalık. Hiç beğenmedik orayı. Biz de Ayten Koyun'dan sonra yol boyunca buna benzer küçük böyle arabanı tepede bırakıyorsun, merdivenlerle iniyorsun, buradan denize giriyorsun. Böyle küçük bir yer bulduk kendimize. Bugünkü durağımız genelde burası olacak. Her zamanki gibi insanların pislikleri bol miktarda. Ama deniz gerçekten çarşaf gibi. Çeşitli yerlerde böyle gördüğünüz ağaçların altında bir sürü insanlar var. Yatlar var. Buralar olduğu gibi irili küçüklü bir sürü koy var. Biz tesadüfen geldik buraya. Deniz çok güzel. Buranın tercih edilmeme sebebini de, yani bizimden önce kimsenin buraya gelmemiş olmasının sebebini de biz biraz sonra güneşin buraya vuracak olması diye düşündük. Ama sonuç itibariyle bugünkü durağımız burası. Sahilde biraz yürüyüş yapacağız. Arkamız, arabamız. Şu ilerisi Ayten Koyu. Biz şimdi bu yolla biraz ilerleyeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Ben çekim yapmaya devam edeceğim. Şurada iki tane küçük adamız var. Adalarda da çam ağaçları var. Küçük adacıklar. Çok güzel durmuş. Biraz önceki gördüğümüz o iki tane küçük adacık, yani şimdi önüne geldik. Şunun bir videosunu çekeyim şöyle. Şu burnun devamının aslında çökmüş hali ama muhteşem duruyor. Thank you.
Her yerde böyle küçük küçük patikalar var. Bu patikalardan aşağıya iniyorsunuz. İstediğiniz bir alanda, mesela şu ağacın buradan, şuralardan küçük küçük koylar var. İki kişilik, üç kişilik. İnsanlar genellikle o patikalar oluşturmuş. O patikalardan aşağı inip oralarda denize giriyorlar. Yani günün en kalabalık saatinde bile yalnızca sizin kendinize ait girecek bir yer bulma şansınız çok yüksek. Tek sıkıntı pislik. Evet, tepenin etrafından döndük, geldik. Burası ayrı bir koy. Biz biraz önce şu araçların oradan aşağı doğru inmiştik. Göcek. Aslında tam karşısı Göcek şurada. Göcek sahilleri diye geçiyor. Göcek bildiğiniz olsun Fethiye'ye bağlı. Dalamanla alakası yok. Fethiye sahilleri aslında buralar. Şimdi yaklaşık 1 kilometre kadar yürüdük. 1-1,5 kilometre kadar. Aşağıda bir sahil gördük. Muhtemelen bu patikadan iniliyor diye düşünüyoruz. Evet. Arka tarafı sazlık, ön tarafı deniz gibi gözüküyor buradan. Aşağı inince daha net göreceğiz. Güzelmiş burası. Pislikleri göstere göstere var var. Yani muazzam bir yer, muazzam güzel. Harika bir koy. Öküzün biri gelmiş, altındaki bandajı buraya bırakmış, maskeyi. Yani dünyanın en güzel yerinde hayvan yine hayvan, öküz yine öküz, o değişmiyor. Ona yapacak hiçbir şey yok. Şu güzelim yerin içerisine etmekte başarılmış yani. Adam başarmış, sağ olsun. Ben bu pislikleri göstere göstere en sonunda bilmiyorum, herhalde adam mı edeceğim yoksa ben mi kahrolacağım? Yani dünyada kaç yerde vardır, hangi ülkede vardır bu kadar güzel bir manzara? Ve öküz, ve hayvan. Madem buraya geldin, bir şurada aç şezlongunu, gir şurada denizine, mis gibi değil mi? Tadını çıkar buranın. Yok. Adam ağzındaki bandajı bile denize bırakmış öküz. Şimdi yaklaşık 2-2,5 kilometre kadar yürüdük. Bulunduğumuz Ayten koyundan ileriye doğru. Aşağısı yine muazzam. Etraf yine pislik içinde. Yine patikalar var, aşağı iniyor. Aşağıda küçük küçük koylar var. Herhalde dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi burası. Ve dünyanın en pis yerlerinden birisi. Adam buraya bandajını bırakıyor. Yani hayvan, hayvan. Hayvan yapmaz bunu da, hayvana hakaret oluyor. Yine orada bir adamız var küçük. Tam burnunun önünde. Gezinti teknelerinin hepsi bu yöne doğru gidiyorlar. Demek ki ileride gezinti tekneleriyle gidip girebilecek güzel yerler var. İsimlerini tam olarak bilmiyorum onu, yani onu kusura bakmayın ama
Bildiğim kadarıyla bu. Şu karşıdaki adaların isimlerini bulabilirsem hepsini size yazacağım. Muazzam bir yer. Yani hiçbir şey yapmasanız, denize girmeseniz bile gelip şu manzarada oturun, burayı seyredin. Evet, biraz önceki plajda şurada kaldı koy. Biz şimdi şu tarafta başka bir koy var, ona doğru gidiyoruz. Burası biraz daha böyle sazlık artı koy gibi duruyor. Tabii koy varsa yat var. Koy varsa araç var. Araç varsa çadır var. Çadır varsa insan var. Gayri ihtiyar olarak insan varsa pislik var. İki tane de keçimiz var önde, böyle ufak ufak bizimle beraber yürüyorlar. Evet, buralarda istediğiniz bir yerden patikadan aşağı inip denize girebilirsiniz. Ben çok insanlarla iç içe olmak istemiyorum diyenlerdensem, ki ben de öyleyim, buradan hemen bir yerden inip aşağıda güzel güzel girebilirsin. Ama ben insanların içinde olmayı seviyorum, kalabalığı seviyorum diyorsanız da bol miktarda kalabalık olan yerler var. Yolun gidebildiği kadar gittik. Yol orada bitiyor. Ondan sonra dağlara doğru dönüyor artık. Biz de şimdi kendi yerimize doğru şu manzaraları seyrede seyrede, çam ağaçlarının kokusunda, biraz da terliye terliye. Ama manzara o kadar güzel ki, her yer ayrı bir portre. Yani herhangi bir noktadan resim çekip duvarınıza portre diye atabilirsiniz. O kadar güzel bir yer. Tek sıkıntı insanlar. Evet, çok güzel. Yani insanları şurada aldığın zaman, burada tabii gelip kendi çöpünü çöpünü toplayıp götüren insan evlatlarından bahsetmiyorum. Onlar her yere gitmeye layık insanlar. O insanlara kesinlikle bir şey diyemem. Ama gelip pisliğini buraya atıp, bira şişesini buraya atıp, pislik olan, ruhu pis olmuş insanlardan nefret ediyorum. Buraların içine ediyorlar. Şu güzelim manzara içerisinde şu pisliği gördüğümde beynimden vurulmuşa dönüyorum. Yapacak bir şey yok. Biz iki gün önce ya da üç gün önce eşimle birlikte bir denize gittik. Kargıcak koyuna gittik. Kargıcak koyundan dönüşte genç bir çocuk ve genç bir kız yolun ortasında ellerinde kocaman bir çöp poşetiyle bu çöpleri toplaya toplaya gidiyordu. Biz o insanlara böyle hani yürekten alkışladık. Yürekten o insanlara teşekkür ettik. Ama çevrede arabanın içerisinde o insanlara bakarak gülerek sanki böyle çok salak diyorlar. Salak, bunlar salaklara bak der gibi giden salaklar vardı.